Merhabalar. Yasmin Nefis Tarifleri'ne hoş geldiniz. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. 64. yemek vlogdayız. Bugünkü yemek vlogumuz başladı. Bugünkü yapacağımız yemeğin adı, sevgili dostlarım, çi börek. Eskişehir yöresine ait. Bunu daha önce sunumunu yapıp atmıştım. Şimdi yapacağız. Sizlerle birebir yapacağız. Ama ben hamurumu daha önce yoğurdum. Çünkü bunun dinlenmesi gerekiyordu. Hamurumun malzemelerini size söyleyeyim. 2 yemek kaşığı sirke onun böyle yağ çekmemesini sağlıyor arkadaşlar kızarttığımız zaman. Biraz tuz, 1 bardak süt, aldığı kadar da un arkadaşlar. Yumuşak böyle normal gözleme hamuru gibi bir hamur yoğuracaksınız. Ben öyle yoğurdum. Hamuru böyle. Ama iç malzemesini sizlerle beraber hazırlayacağız. Ben şöyle doğrayıcımda hemen, bak soğanın kabuğu düştü hemen. Arkadaşlar bugün var bende bir şey. Elimi kestim. Şurada şey yapayım ben. Etin kabına şöyle soğanın kabuklarını şey yapayım. Bu turuncu bıçak sevgili dostlarım çok keskin. Benim demin bir saat önce elimi kesti. Yani bir saattir kanın dinmesini bekliyorum ki yemeğe başlayayım diye. Benim öyle bir sorunum var. Benim kan kesildiği zaman öyle kolay kolay durmuyor. Akıcı bir kıvamda kanın. Yani geç pıhtılaşıyor. Geç pıhtılaşıyor, evet oğlum. Böyle bir durum var bende. O yüzden arkadaşlar çekimi inanın ki yapmak için bir saattir kanımın durmasını bekliyorum. Aksi gibi yara bandı da yok oğlum. Barış hepsini harcamış. Gidiyor eline vuruyor, sonra elim acıyor, elime evet. Sarılıyor. Ben bunu bir yıkayayım oğlum. Tamam. Geliyorum. Bugün tarihte 17 Ocak Pazar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bugün hafta sonu, pazar günü. Herkes evlerinde, eşleriyle, çocuklarıyla. Herkese beni izleyenlere çok selam. Aslında şey desek daha doğru. mutlu haftalar. Çünkü tam biz yayınladığımızda pazartesi sabah saatler olur. Ama Ozan, şimdi bugün pazarın saat kaç oldu? 10. 10'da yapıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Biz artık bunu pişeni yiyeceğiz. Böyle bir durum oldu. Aksilik gibi sevgili dostlarım böyle oldu benim. Poşetle sardım. Yani ben bastırayım mı? Hiçbir yerde açık değil ki oğlum, gideyim alayım yara bantı. 5'ten sonra her yer kapandı. Buraya kesinlikle müzik koyarız. Burada müzik koyacağım arkadaşlar. Tamam, ben şimdi şey olmuşum. Ben size müzik koyacağım burada. Korkmamaya gerek yok. Barış gelir şimdi ne oluyor? Gözüme gitti soğan. Bunu elle yapamayız değil mi? Şeyle, bıçakla falan sürekli tak 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 yapsam. Ya anneciğim, elim kesik. Hem elim kesik hem de kesik. Ulaşmak istemedim. Tamam mı? Tamam, bitti. Tamam. Burada müzik gelecek. Bir dakika gelmiş. Evet, soğanı boşaltıyoruz. Gözyaşları içinde boşaltıyorum arkadaşlar. Ağlattı bizi soğan. Beni ağlattı da tabiti yakıyor şu an. Allah ağlatmasın. Allah Allah, ne acı soğanmış. Bir de şimdi şey ya, şu... yavaş yavaş yapmadık ya. Ver atalım direkt. Herkesi. Şurayı koyalım. Camı açtık valla, temiz hava gelsin diye. Dışarısı -1 dereceymiş şu an. -1 mi? Hı-hı. Gözümden yaş geldi ya. 2 gün önce Türkiye'deki en soğuk yer Bolu'nun bir bölgesiydi. -15. Evvelki gün oğlum, ben gece saat 2'de 3'de baktım telefonuma. -9'du. Dün, yani düşün. Bugünkü attığımız videoda da demişim ya. Salep içtiğimiz gündü. Biraz tuz, biraz karabiber sevgili dostlarım. Şunu ortaya koyalım. Şimdi bunun tek özelliği, bunu su katacağız arkadaşlar. Karıştırayım mı ben şimdiden? Dur anneciğim, suyla daha iyi karıştırırız. Acılı yapmıyorum, yapayım mı? Acılı olsun mu olmasın mı?
Ney var dedi acılı? Yani hayır, pul biber katayım mı? He. Kat. Burnuma kıktı ya. Pul biber çok şey yapmaz ya. Bir dakika oğlum. Vallahi soğan. Aa. Görüyorum sevgili dostlarım. Bir burnumuz. Pul biber alayım anneciğim. Dur şuradan. Evet. Toz kırmızı biberimizi şöyle katıyoruz arkadaşlar biraz. Hadi az bir şey katayım oğlum. Aslında maydanozdan bir şey olmaz. Bunu tek özel arkadaşlar su katılıyor 100 buna. 100 mililitre su. Yok, daha biraz daha katabilirim oğlum. He, şöyle şey değil. Bana naneli 8 almak lazım aslında. Ne? Naneli 8. Şey yapıyor ya bu. Şu soğan bak nasıl gelmiş. Robot çekmemiş onu. Gerçi o naneli 8 sadece doğrayıcı çekmemiş. Göz yaşının şey yapıyordu, engelliyordu herhalde. Göz yanması engelliyorsa iyi ama. Arkadaşlar bunun tek püf noktası su katılıyor bunun iç harcına. Su katmazsanız yayamazsınız hamura. Bunun özelliği bu. Anneciğim bana biraz daha su ver. Suyu az oldu. Bir çünkü evet yayamam hamura açtıktan sonra. Şimdi hamurumu da ben bezelere ayırayım. Bakalım kaç tane olacak. Yarım şöyle herhalde daha yarım kilo etimiz, yarım kilo, iki büyük soğan, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber kattım sevgili arkadaşlar. Şimdi ama şöyle suyu da artık siz göz kararı. Şu an hafif vıcık vıcık. Yani evet, dibinde az bir şey, çok az bir şey su geliyor bıraktığında. Hatta biraz daha bile katabilirim oğlum. Çünkü bunu böyle kızartırken de sulu sulu içinde böyle et pişiyor. 150 mililitre falan kattık yaklaşık. Evet bak şimdi kıvamı gördün mü nasıl güzel oldu. Yumuşak bir bak şöyle kıvam oldu. Şimdi ben bunu böyle alayım oğlum. Şu tahtamın üzerini temizleyeyim. Tamam mı oğlum? Şu. Şimdi neye geçiyor? Şimdi hamuru şey yapacağım. Bezeleri ayıracağım. Hamura geçiyorum. Şunu da alalım. Dur oğlum şöyle bir düzenleyeyim. O bardak temiz. Şimdi arkadaşlar şimdi ben hamuruma bakın. Bakın sevgili dostlarım. Şöyle bakın. Dokunduğumu oğlum gösteriyor musun? Aha. Yumuşacık çok güzel böyle kulak memesi kıvamında. Çok güzel bir hamur elde etmişim. Şimdi bezeleri ayırıyorum. 3. Valla artarsa oğlum peynirli yapıvereceğim. Kıymamız. Hamurumu önceden yoğurdum ki size gösteremedim. Çünkü arkadaşlar hamurumu dinlendirmem gerekiyordu. Videoda bir saati aşar o zaman. Yani. Şimdi ben nasıl yapacaksam. Ben yapamaz mıyım? Yok oğlum. Yok bak şöyle yaparım ben. Zaten baş parmağımla yapıyorum ya. Yani çiğ börekte böyle bir aksilik olmasını hiç istemezdim. Ne güzel yapacaktık. Ne oğlum? Zaten biz sevgili dostlarımızı izleyenlerimize bir tane göstersek, bir iki tane göstersek yeter. Hı. Ah bu turuncu bıçak var ya, bu turuncu bıçak. Çok keskin mi ya? Şöyle sık bulaşıkları yıkarken oğlum yanlışlıkla ben bu tarafına sürtmüşüm elimi. Aldı götürdü. Ya. Parça ben alayım bakayım. Ne yapacaksın anneciğim? Aman tanrım olsun. Şu bıçaktan korkuyorum vallahi. Güzel bir hamur olmuş vallahi. Nasıl oğlum hamurun tadı? Yumuşak. Hafif ekşi. Ekşi mi? Hı hı. Yani bu ekşi hamur ya. Ha, yani iki kaşık sirke var. O da zaten hissedilmez oğlum. Arkadaşlar mutlaka sirke katın çünkü onun yağ çekmemesini sağlıyor hamurun kızartırken. Şimdi bunu bu kızgın yağda kızartacağız.
Ben hamurlarımı oğlum el edip masanın üstüne alayım diyorum. Bir tane bir tane. İzleyicilerimize bir iki tane gösterelim. Sonra bitiririz. Ha? Tamamını gösteririz. Ben peyniri de yapmayı düşünüyorum. Deniz bakalım peyniri nasıl olacak? Merak ettim. Peyniri de yapılıyor çiğ börek. Çiğ börek. Eskişehir'e beni ileride izlerlerse selam söylüyorum. Eskişehir yöremize, Eskişehir halkına. Bayağı bezeler çıktı. Şöyle göz kırar anneciğim, ayarlamaya çalışıyorum. Şunu bir yapsın, açması önemli değil, elim böyle yaralıyken. Yaralı YouTuber oldum. Yaralı elli YouTuber. Ya arkadaşlar, yani hem karnımızı doyurmak hem sizlere güzel bir video sunmak için elim kesilmiş olsa bile bu halimle yani size güzel bir çekim yapmak istiyorum. Çocuklara da yemek. Baksana oğlum hamura. Harika bir hamur olmuş ya. Değil mi? Hamuru her zaman ne yaparsan yap dinlendireceksin anneciğim. Kaç saat dinlendi? O 1,5 saattir falan dinlendi. Yani 1,5 saattir. Bu parçaları da böyle birleştirelim. 10 parça da benim olsun. İyi al oğlum ye. Zaten arttı o. O zaman da götüreyim de. Burada Allah bereket versin. Hamur ve yufka yeme hastalığı var benim çocuklarda. Arkadaşlar börek yapsam yufkaları aşırırlar. Hamur yapsam hamuru aşırırlar. Bunlar böyleler. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu bu tarafa aldım oğlum. Oradan teker teker alırım. Şimdi şu bıçağımı da alayım. Bir de bir tane bana oradan çatal ver anneciğim. Yavaş yavaş açmaya başlayayım. Şey yapayım ondan sonra da. Açmaya başlayayım. Yavaş yavaş yağımın altını da açayım anneciğim. Şöyle kısık ateşte. Aslında var ya önce okla merdaneyle ben bunu. Elimi de hem yormam. Zaten elim kesik. Yediniz mi? Hı hı. Allah Allah. Çiğ böreğe gelin arkadaşlar. Çiğ börek. Aslında bu çiğ börek. Çiğ börek değil anneciğim. Çiğ börek. Yani lezzetli börek. Sonra halk bunu çiğ börek. Aslında şi börek anneciğim. Şi. Şi börek. Lezzetli börek, sonra çiğ börek oluyor, ondan sonra da çiğ börek oluyor. Arkadaşlar bu börek Tatarların böreği herhalde, Eskişehir'deki Tatarların çiğ börek diyorlarmış. Onlardan geliyor herhalde sevgili arkadaşlar. Tatar böreği yani bu. Bu arada Barış muz aldı gitti. Allah'ın maymunu ya. Al, alsın anneciğim, alsın yesin. Börek olana kadar. Arkadaşlar poşeti bağladım ama o poşet temiz yani. Aklınıza bir şey gelmesin. Tertemiz poşet yani. Yoksa ben yemem yani. Kendimde yemem yani pis bir şey. Vallahi ben gene yerdim. Orada yüksek ateşe girecek. Gerçi insan oğlum aç kalınca her şeyi yer. Çok da fazla yani. Yok yani çok da fazla böyle... Hijyen olmalı yani yemek yaparken ama insanoğlu her zaman her şey hazırlıklı olmalı. Yani yok yani şey. Dalın başında da kalabilirsin.
temizlik, pislik mi arayacağım dalın ben başında? Ben aç kalmasam da direkt yerim bunu. Aç kalsam yani, zaten yerim de. İnsanoğlu her şeye maruz kalabilir arkadaşlar. Yani mesela şeyler çok komik. Almanya'da deney yapıyorlar. Bu sürekli kullanılan mataralarda, sularda, şey şişelerde, pet şişelerde veya cam. Cam da olması değiştirmiyor onu. Bulunan bakteri sayısı lavabodan doldurulan sudan daha fazla. Bildiğin tuvalet lavabosundan. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. Yani ya hijyen, mesela... hijyen olmalı da. Yani hijyen olmalı yemek yaparken. Ama arkadaşlar her zaman en kötüye de hazırlıklı olmak lazım. Bir dağın başında da insan kalabilir. Böcek börtü de olabilir. Mesela kaldığınız yerde. Her zaman her şeye hazırlıklı olmak lazım. Mesela yere düşen yemek üzerindeki bakteri sayısı elimizdeki bakteri sayısından daha az çoğunlukla. Yani süresine göre değişir ama işte o 5 saniye kralı gibi. 5 saniyeden sonra da mesela ben böyle 1-2 tane oluyor. Size göstereceğim. Sonra ben bunu devam edeceğim. Bittiğinde de size tekrar çekimimizi göstereceğiz. Yağımız kızıyor iyi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle ben bir ayarlayayım bakayım oğlum kaç kaşık gidecek. Ne dedin oğlum sen anlamadım. Ya yani şey diyorum işte 5 saniye kralı var ya. Ya yani çok uzun süre yerde kalmadığı sürece. Geçen bakteri sayısı gene çok fazla olmuyor. Elde insanın elinde daha fazla bakteri oluyor. Genel evet, olarak. İnsan sürekli ve ağzımızda oğlum, dişlerimizde, ağzımızda çok bakteri varmış. Ya insan zaten şeyinin bünyesinin 1.3'ü mü? 3.7'si mi ne? Hatırlayamıyorum. Kilogramı bakteri. Direkt ya. Şey bağırsaklarımızdaki bakteriler. Arkadaşlar bunu bir kere yaptım ben. Size sunumunu atmıştım. Şimdi ben bunun böyle kenarlarını böyle şekilli yapıyorum. O kesici aletle bir denedim o zaman arkadaşlar. Öyle hiç güzel olmadı. İçine yağ sızdı. Ben öyle istemedim. Ben böyle yapacağım. Yani kesici aletle kesiyorlar. Hamur yapışmış oluyor ama ben böyle tercih ettim. Böyle çok güzel oluyor. Geçen defa da ben böyle yaptım. Yoğurtlu da fazla olmuyor da. Şey yapmıştık ya yoğurtlu. Yok anneciğim o saç böreği ama bu ya bu direktman bol yağda kızaran bir börek. O kızartılmıyor. Yani yine de şey yoğurtlu da şu şey çatal şeyi olmamış da fazla. Bakalım inşallah. Kızıyor mu? Kızıyor. Olmadı sen bir tane daha aç anneciğim. Ben bunu buraya koyayım. He, bir tane daha açalım. Aynı anda da pişirdiğimizi gösteririz sen. Geçen defa da öyle yaptım ben oğlum. Hazırlayıp yaptıydım. Güzel oluyor sevgili arkadaşlar bu. Kızdım oğlum. Şöyle yani. Elimi de şöyle bastıramıyorum ki baksana avucum içiyle bastırıyorum artık. Anneciğim şu bana eflatun bezi bir versene. Tablam kayıyor. Onun altına şöyle ser deniz. Yok ser. Tamam şöyle bir şey. Ser anneciğim o bezi. O temiz bezimizi. Bunu üstüne koyalım bak. Kaymasın şu. Rahat çalışayım anneciğim. Çiğ böreğe gelin arkadaşlar. Keşke size de tattırabilsem yani. Ama böyle videodan artık hakkınızı helal edin. Ama benim yaptığım gibi yaparsanız inşallah sizlere de inşallah nasip olur yemesi. Benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Şu hareketlere bak ya. Yani yeter ki istemek lazım. Ne bir tane daha mı yiyeceğim? Ne yiyor anneciğim o boyuna? Bir tane daha yapıyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dur atıyor mu? Atayım oğlum artık yağ kızdı. Atıyorum. Bak yağ kızmış. Ben şeyini getireyim. Aşk kısıyorum ben bunu. Biraz kız evet. Maşa getiriyorum oğlum. Maşayla alacağım onu. Bakalım nasıl olacak. Bir tanesini bir kızartalım bakalım. Yok tam da kısma oğlum. O kızgın yağda kızaracak. Dur bir an şey oldu da. Fokur diyordu da. Çok fazla var ya şey olmasın. Sıçramasın. Kızgın yağda böyle hemen onun balon gibi şişmesi lazım. Attığımız anda. Bak tam yağ tam şey olmamış bile. Aç anneciğim yağın altını. Kızgın bol kızgın yağ atılıyor bu anneciğim. Daha yağ tam kızmamış bile görüyor musun?
Bir saniye. Tabii. Kızgın, yağ kızgın olmalıydı. Ben şu tarafa geçeyim onu. Yok, hem ona bakarım ben. Aman oğlum dikkat et, tava düşer. Şimdi bütün yağını kullanacak. Aman dikkat ben et. Ben bırakıyorum, hiç dokunmuyorum. Sen ona dokunma. Çok kızgın yağ olacak bu. Bir bakalım arkasına da. Evet, olmuş. Birincisini oldu alıyoruz. Mu? Oldu. Birincisini alıyoruz arkadaşlar. Tamam. Göster anlayacağım. Şimdi ikinciyi hemen. Yağ ne yap? Açık kalsın onu. Aslında ben hazırlasam hepsini kızartırken de gösterebilirim. Ben ikinciyi yine göstereyim. Değil mi? Hı. Ben öyle yapayım oğlum. Hazırlayayım. Hepsini kızartırken gösterelim. Hepsini. Öyle yapmayalım. Yoksa ben... Yok ya. Ya hep böyle devam edecek. Boşuna şey yapmıyorum. Ay. Poşetleyecek şimdi hamuru ha. Allah Allah. Evet. Kapatıyoruz arkadaşlar. Var ya. Kıyma oradan taştı. Ben geçen defa işte böyle yapmıştım arkadaşlar. Size sunumunu göstermiştim. Böyle yapınca çatalla bastırınca sıkı sıkı hamur birbirine iyi yapışıyor. Anneciğim. Şimdi ben bir tanesini oğlum şey yapayım. İkiye böleyim. Göstereyim. Heh. Altıma çingeni yiyorum. Şöyle bir başlasın. Bak. Bakar mısın oğlum? Bak. Açayım bir tanesini. Ha. Bakın arkadaşlar, çıtır çıtır. Bakın. İçi de çok güzel. Şuraya doğru getirsene anne. Işıkla şey yapalım. Bir tanesini gösterelim. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçine bakın. Şöyle oğlum. Bak. İçi böyle. Kalın değil. Çok ince. Işığa doğru tutsana anne. Yani kalın da değil sevgili dostlarım. Bakın incecik hamur. Tamam. Yani bakın dışarıda çıtır çıtır bakın. Şu sesi göster oğlum. Bak. Bak. Çıtır çıtır şuraları. Yani böyle hamur değil. Çok güzel. Ha, onu şöyle direkt şey yapabiliriz. Bak çatala basma. Bak sesi geliyor. Tamam anneciğim artık nimeti şey yapma. Ben yani şu ikinciyi atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci yaptım. Onu alayım anneciğim. Ona koyacağım. Çok güzel olmuş. Bakayım tadına. Şöyle tadına baktığımı da göster. Çok güzel sevgili dostlarım. Bak. Kızgın yağ olunca gördün mü anneciğim? Hemen böyle şişmesi lazım. Çok harika olmuş. Hamur çıtır çıtır olmuş oğlum. Bak göster anneciğim, göster alırken. Dur. Arkasını gördün mü? Hı. Balon gibi şişmiş. Çıtır çıtır sevgili dostlar. Çok güzel oldu. Şuna bak ya. Ben üçüncü
Şimdi ne yapalım anneciğim? Ben bitireyim. Durduruyorum. Dur bir izleyicilerime söyleyeyim. Sevgili dostlarım, ben bu bütün hamurlarımı bitireceğim. Servis yapacağız böyle tabakta sizlerle birlikte. O zaman görüşeceğiz. Beraber böyle tabağımıza dizeceğiz bunların hepsini böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Ben bir yarım saate kadar bunların hepsini hallederim. Tekrar hoş geldiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar bakın, ben şöyle kızarttım. Bunlar kızarttıklarım. Kızartıyorum. Ve orada da kızartacaklarım var. Vallahi uğraşıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi servisi gösterelim anneciğim. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle bir tanesini yer. Böyle oldu. Şunlar da pişecek olanlar. Şu yeni çıktı herhalde sıcak. Şunu gösterelim. Yumuşamaya başlamış biraz. Bakın arkadaşlar, içi böyle. Ben bu arada tadına baktım. Acısı az bile olmuş bence. Yani Barış yiyebilir evet. mi bilmiyorum ama. Ya acısı yok gibi bir şey neredeyse. Öyle mi? Aha, tuzsuz. Tuzsuz dedim yani, çok tuzlu çay değil. Gayet hani. Güzel şeydi. Karabiberi de iyi. İyi mi oğlum hepsi? Aha yani şey ölçekleri iyi olmuş. Evet arkadaşlar bakın, şöyle içini tekrar gösteriyorum size. Yumuşadı tabii, bu böyle hemen sıcağıyla yiyeceksiniz. Bakın çok güzel. Evet şimdi servisini gösterelim. Oo, bu daha yeni çıkardım. Çok sıcak. Evet şöyle koyalım. Onun içindeki düştü. Neyse onu daha yiyeyim. Kıyma bunun üstüne düştü. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Bizim çiğ böreğimiz. Yapanları yiyenlere afiyet olsun sevgili dostlarım. Ben de şöyle tekrar 5 ışığı yaksana. Veda ederken beni izleyen izleyicilerime veda ederken tadına da bakayım. Sen niye yemedin bakayım tatlım? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? İpek gibi bir hamur ya. İpek gibi olmuş. Ney Barış ney? Tamam, kıymalı istiyormuş. Ha tamam. Şöyle. Çok harika arkadaşlar. Yapın bence. Anlatamam size. Her şey tam karar olmuş Deniz. Kıyması, soğanı, her şey tam garel olmuş sevgili dostum. Şunu da yapmayayım, alayım. Evet arkadaşlar, bugün ben size çiğ börek yaptım. İnşallah başka bir zamanda peynirlisini yaparız bunu. Bugünlük bizim yemek vlogumuz böyleydi. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Allah mutfağınızın bereketini eksik etmesin arkadaşlar. Başka bir yemek vlogunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.